Teknosa'ya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere One More Omting Air Free TWS kulaklığı inceliyoruz. İlk olarak her zaman olduğu gibi tasarımından bir başlayalım. Kulaklığın tasarımı hakkında bizlere neler söyleyeceksin Umut? Ürün kulak için silikonlu yapıda, açık tip ürünlerden değil. Kulaklığın malzeme kalitesine bakacak olursam tamamen plastik bir gövdeden oluşuyor. Tok bir yapısı var. Bir bağlantı noktalarında çapak ya da boşluk görmedim. Bu konuda iyi birleştirilmiş. Üzerinde mavi beyaz yanan ledler var. Bu ledler bize bağlantı durumunu gösteriyor. Ancak bu ledlerle ilgili garip bir durum var. Normalde ürüne bağlandığında bu ışıklar sönüyor. Ama bazen ürüne bağlansa bile sönmediğini görüyoruz. Böyle garip bir bazen yaşanan sorunu var. Ve bunlar karanlıkta yanarsa bir miktar belli edebiliyorsa rahatsızlık verebilir. Çubuklu yapıda bir kulaklık. Direkt kulak içine nüfuz eden yapıda değil. Ama çubuğu diğer ürünlere göre biraz kısa tutulmuş diyebilirim. O konuda rahatsızlık verme ihtimali o uzun çubuklu olanlara göre daha düşük. Üzerinde manyetik pinler var. Bu pinlerle kutusunu şarj ediyoruz. Dokunmatik yüzey belirgin bir şekilde yapılmış. Yüzeye baktığımızda orası biraz daha oyuk bir yapıda. Ve iç yapısına baktığımızda kulağın yapısına benzer bir şekilde yapılmış. Kulağa taktığımızda gayet sıkı ve iyi bir şekilde tutunuyor. Bu arada kulaklığın ağırlığı da 4 gram. Şu an elimizde de hatta benim kulağımda da görebilirler Airfree'yi. Tasarımıyla ilgili ben de şunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir düşme sorunu olmadı. Kulağımdan kesinlikle düşmedi. Sıkı tutunuyor dediğin gibi. Kulak içi bir yapıda zaten silikonlu. Ama dediğin gibi bir çubuk şeklinde bir çıkıntısı da var. Ama bu tabii diğer çubuk tarzında olan kulak içi kulaklıklar gibi değil. Öyle anlamasına çok çok kısa bir şey. O yüzden hiç rahatsızlık vermiyor. Ben açıkçası ikisinin ara bir çözümü olarak tasarlanmış olmasını sevdim. Onu söyleyebilirim. Hani direkt kulağın içine küçücük oturanlar gibi de rahatlık sunabiliyor size. Rahatsız etmeyecek şekilde. Hem de o çubuk sayesinde de fazladan bir alan da yaratmış oluyor kendisine. Tutup çıkartmak, takmak kesinlikle çok kolay. Tasarımı benim hoşuma gitti. Ondan bahsedebilirim. Kutusunun tasarımına geçelim istersen. Kutusuyla ilgili neler söyleyeceksin? Kutuyla ilgili ilk söyleyeceğim şey biraz büyük olması olacak. Bu diğer TWS kutularıyla kıyasladığımda kaba ve biraz cebe vesaire koyduğunuzda potluk yapan, rahatsız eden cinsten. Çünkü biz daha ufak kutular görmüştük. Malzeme olarak da öyle çok üst düzey kaliteli bir yapısı yok ama bu fiyat segmentinde sırıtmayan bir şekilde fiyatına göre düzgün durduğunu söyleyebilirim. Bir gacırdama gucurdama da yok kasasında. Arka kısmında USB Type-C bölümü var. Bu arada USB Type-C üzerinden şarj oluyor. Bazı ürünler hala micro USB ile gelebiliyor. Güncel bir USB form faktörünü kullanması iyi olmuş. Kapağı bu arada mıknatıslı ve açma mesafesi de geniş. Bazı TWS kulaklıklarda bu kapak dar oluyor. Siz kulaklığı alıp çıkartırken ya da yerine koyarken bir miktar zorluk yaşanabiliyor kendi kendine kapandığı için. Çünkü mıknatıs çekiyor o kısmı. Kutu dik durabiliyor. Bu pek bir ayrıntı sayılmaz ama belirtmiş olayım. Bu arada kulaklıkla birlikte toplam ağırlığı da 43 gram. Kutuyla ilgili katılıyorum. Yani bir tık daha büyük yapılmış. Benzer rakiplerinden, yani benzer fiyattaki bazı rakiplerinde kutunun daha kibar tasarlandığını söyleyebiliriz. Type-C olması güzel. Önünde bir ışığı olması güzel. Şarj olup olmadığını oradan görebiliyoruz. Kapak dediğin gibi kesinlikle iyi yapılmış. Tok bir yapısı var. Benzer fiyatlı rakiplerinde ben kapağın daha böyle elde kalabilecek hissiyatta olduğunu gözlemledim. Bunda öyle bir durum yok. Kapağı düzgün açılıp kapanıyor kesinlikle. Hani tok bir yapı verilmiş. Ürünün bu arada uygulama desteği de var. Benzer fiyatlı rakiplerinde bunu görmüyoruz. Bunun detaylarını alalım senden istersen. Öncelikle uygulama desteği demişken bir uygulama gibi düşünmesinler. İki adet uygulaması var. Bunlardan biri Omting, diğeri de One More Assistant. Omting uygulamasıyla sadece güncelleme yapabiliyoruz. Bu arada ürüne hali hazırda bir güncelleme var. Aldıklarında güncellemeyi yaparlarsa kulaklığın performansında olumlu bir etki görebilirler. Diğer uygulamada One More Assistant. Burada kulaklıkların performansını artırmak için yapılan bir eylem vardır Burn-in diye. Onu yapabiliyoruz ve ayrıca kulaklığa Equalizer ayarları da yapabiliyoruz. Kabaca uygulama olarak bunlar bulunuyor. Omting uygulaması yetersiz. One More Assistant'ta çok geniş seçenekler sunmuyor. Ama güncelleme olması
ve ekstra özellikler katabilmesi uygulama desteğiyle bu olumlu bir tarafı. Çünkü rakiplerde bu özellik hiç yok. Dediğin gibi yani benzer rakiplerinde bu fiyat bantlarında uygulama görebilmek çok zor. Yani bundan çok daha pahalı kulaklıklarda bile çoğu zaman uygulama desteği kesinlikle görmüyoruz. Hani bir değil hatta iki uygulama var ama aslında gerek yoktu. Yani o özellikler tek bir uygulamada verilebilir. Sırf güncellemeyi ayrı bir uygulamadan veriyor. Hani orada arka planda farklı bir olayı var büyük ihtimalle. Hani bir mantığı vardır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi uygulaması olması artı, kesinlikle artı. Hani benzer rakiplerinde bunu göremiyorsunuz. Equalizer'ın olması, güncelleme desteğinin gelebilmesi bir artı bir özellik. Bu güncellemeyi de dediğin gibi kesinlikle yapsınlar. Çünkü olumlu etki sağlıyor. Üzerinde kontrol paneli var demiştin. Dokunmatik bir yüzey var demiştin. Buradan ne gibi kontroller yapabiliyoruz peki? Öncelikle bir arama sırasında iki kulaklığa çift tık yaparak aramayı cevaplayabiliyoruz. Sağ kulaklığa çift tık yaparak içeriği oynatıp durdurabiliyoruz. Sol kulaklığa çift tık yaparak da sesli asistanı aktif edebiliyoruz. Bu kulaklık üzerinde kontrol şeması olarak sesin yükseklik ayarı yok. Önceki ve sonraki parça kontrolü de yok. Bu çoğu rakibinde olan kontrol şemasında bu detayların yer almaması onun adına bir olumsuz etki. Ayrıca dokunmatik kontrol olarak geçiyor ama bildiğiniz baskılı şekilde basarak tepki vermesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da kulaklığa kulağınıza biraz baskı yaptığı için size rahatsızlık verebilir. Ben açıkçası kontrol şemasından çok memnun kalmadım. Ancak şöyle de bir durum var. TVS kategorisinde bu tip ürünler genel olarak kontrol şeması olarak pek iyi değil. Tüm özellikleri sunanlar da çok karışık bir şekilde sunabiliyorlar. O yüzden kontrolünün biraz noksan olmasını normal karşılayabiliyorum. Zaten ekonomik diye bir ürün. O sebeple kontrolünde eksiklikler var ve kullanım da biraz zor. Ancak bu TVS'lerin genel bir sorunu. Genel yani bütün TVS'lerde kontroller ya çok karışık oluyor dediğin gibi ya da zaten zayıf ayarlanmış oluyor. Burada kesinlikle karışık diyemeyiz çünkü bazı seçenekler yok ama eksiklikleri var. Ha, dokunmatik yüzey diyoruz ama senin de bahsettiğin gibi bu dokunmatik yüzeye çift tıkla bir işlev yapabiliyoruz. Sağ veya sola veya ikisine aynı anda gibi. Bu çift tık yaparken de iki kere hani dokunmatik çok aşırı hassas bir şekilde değil. İki kere vurmak gerekiyor gibi düşünmek lazım. Bu da doğal olarak şuna yol açıyor. Kulaklığın kulağınızın içine doğru hafifçe itilmesine neden olmuş oluyor. O yüzden benim de çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Kontrollerin daha hassas bir dokunmatiği olabilirdi. Veya tek tık olabilirdi çift tık ayarlanması yerine ama bu şekilde ayarlanmış. Şimdi de ses performansı ve teknik detaylarını alalım senden. 7 mm dinamik ses sürücülerine sahip, frekans aralığı 20 ile 20 bin Hz arasında, ses hassasiyeti 121 dB, empedans değeri 16 ohm ve AAC kodeğini destekliyor. Yüksek kalite aptX gibi kodekler bu üründe yer almıyor, onu belirtmiş olayım. Ve ilginç bir detayı daha var, toplam harmonik bozulma değeri de verilmiş. %0.01 olduğunu söylüyor firma. Bu değeri neden verdim derlerse, ses seviyesi kulaklığın oldukça yüksek. Ancak burada bir sorun var. En yüksek sesleri alındığında kulaklıkta bir seste bozulma görüyoruz. Bu en yüksek seslerde dinlemek isteyenler için bir sorun teşkil edebilir. Ama en yüksekte dinlemek de sağlık açısından çeşitli problemlere neden olabilecek tabii ki. Sahne aralığı dar. Yani buna önem veren kişiler için problem olacaktır bu. Tiz sesler temiz tırmalamıyor. Low ve mid sesler belirgin. O konuda da bir sorunu yok. Bas ortalama ama istediğim doygunluğa ulaşamadım. Bu TVS'lerde genel olarak basın doygunluğu bir problemdir zaten. O yüzden bunu da normal karşılıyorum. Yüksek seste vokal ve enstrüman ayrımı zor. Normalde bunun iyi olmasını beklerim. Benim dinlediğim müzik türleri dolayısıyla. Ses ayrıntılarını seçmekte zorlandım. Özellikle yüksek sesteki bozulma ile birlikte bu detayı söylemiş olayım. Ses profili genel kullanıcıya göre ayarlanmış. Yani genel müzikleri dinleyen pop kültürüyle aşina biri için çok memnun edici bir kulaklık olacaktır. Tabii ki burada eksilerinden ve çeşitli konulardan bahsettim ama genel olarak fiyat aralığında ses kalitesi olarak başarılı bulduğum bir kulaklık olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Bu fiyat bandında göre bakarsak ses seviyesi bence de yüksek. Yani benzer rakipleri bu kadar yükseklik sunamıyor. Ama dediğin gibi yüksek seslerde de bozulmalar başlıyor. O yüzden en yüksekte zaten dinlememelerini tavsiye edebiliriz. Bas konusunda da bas verebiliyor güzel bir şekilde ama
Derinliği az basların. Öyle söyleyeyim. Öyle tarif edeyim. Daha iyi anlayacaklardır. Low ve midlerde belirgin. Hani beni rahatsız etmedi. Evet, genel olarak ben de sesinden memnun kaldığımı söyleyebilirim kesinlikle. İstersen bir de mikrofonuna göz atalım. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Mikrofonu gayet başarılı diyebilirim. Üzerinde zaten 4 adet mikrofon var. Bunlar ENC çevresel gürültü engelleme de yapabiliyor. Mikrofonu bir TWS için iyi diyebiliriz. Hatta duruma göre, bazı rakiplerine göre çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki bir genel bir mikrofon gibi düşünmemek lazım bunu. O çerçevede değerlendirsek kötü bile çıkabilir. Gürültü önleme konusunda iyi. Kalabalıkta sesin netliği biraz azalsa da İnsanlar sizin sesinizi hala duymaya devam edebiliyor. Bu fiyat aralığındaki çeşitli TWS kulaklıklarda gürültülü ortamda özellikle sesin neredeyse duyulamaz hale geldiğini de biliyoruz. Bu durumlarda bu kulaklığın mikrofon performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir durum da var. Bazı tabii ki fiyat olarak üst rakiplerinde mikrofon performansı daha iyi. Bunu inkar edemeyiz. Ancak fiyat aralığında mikrofon olarak en başarılılardan biri olduğunu rahatça söyleyebilirim. Evet, yani mikrofon konusunda zaten donanımsal bir artısı da var, avantajı var. 4 adet mikrofonla geliyor çünkü. Ama sadece bu donanımsal artıyla kalmamışlar. Yazılımsal olarak da ENC ile de gürültü engellemeyi bence başarılı yaptığını söyleyebilirim. Dediğin gibi zaten mikrofonunu genel olarak beğendik. Bu ses kaydını One More Air Free TWS kulaklık üzerinden kaydetmekteyim. One More Air Free 4 adet mikrofona sahip. Bu ses kaydını yapay olarak oluşturulmuş görüntülü bir ortamda One More Air Free TWS kulaklık üzerinden almaktayım. Peki soyutlama yetenekleri nasıl? Son seste dışarıyı durmak çok zor hale geliyor. Ben son sesi aldığımda dışarıyı neredeyse duyamaz hale geldim. Üzerinde bir aktif gürültü önleme ya da buna bağlı bir donanım yok. Aktarmış olayım. Dışarı biraz ses kaçırıyor ama rahatsız etmedi. Ancak şöyle bir durum var. Ya, çok yakınınızda biri varsa ve sesi sondaysa gerçekten dediklerinizin mırıltı şeklinde duyulduğu hissediliyor. Ama onun dışında çok aşırı bir ses dışarı kaçırması yok. Evet, yani bir şey dinlediğinizi anlar yanınızda duran bir kişi ama ne dinlediğinizi tam olarak oradan geçen kelimeleri anlayamaz. Böyle tarif edersem daha iyi anlarlar sanırım. Bağlantı kısmına geçelim. Bağlantı özellikleri nasıl? Öncelikle gecikmeden bahsedelim. Üzerinde bir oyun modu ya da yüksek kodeklerden olmadığı için gecikme yazılımsal olarak biraz var gibi görünüyor. Ama ben kullanımda rahatsız edici bir şeyle karşılaşmadım. Tükettiğim içeriklerde, filmlerde, müziklerde, oyunlarda bir sorunla çok denk gelmedim. Bluetooth 5.0 desteği var. Güncel bir standarda sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu günümüzde Bluetooth 5.0 ve üzeri aradığımız bir özellik. Bir kopma sorununa rastlamadım. Stabil bir bağlantı sunduğunu söyleyebilirim. Tek kullanım için tek kanal çalışabiliyor. Bu bir açıdan kolaylık diyebiliriz. Ürünü ben de PC üzerinde de kullandım. Windows'ta Bluetooth adaptörle. Sadece telefonda denemedim. Günlük hayatta bilgisayarımda da kullanıyorum. Bağlantı konusunda çok kolay bağlanıyor. Arada geçişleri de çok kolay. Kutuya tek tarafını koyduğumuz zaman hemen diğerine geçebiliyor. Kapsama alanı dışına çıktığımda tekrar geri geldiğimde çok çabuk tekrar kendisi sesi vermeye devam ediyor. Hani PC üzerinde de telefon üzerinde de kesinlikle bağlantısından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Pratik olmuş. Çünkü sol sağ ayrımı da yok. Oraya da değineceğiz. Ama önce istersen bir pil ömrüne bakalım. Pil ömrü nasıl? Öncelikle kutusunun 550 mAh pil alındığını söyleyelim. Bu TWS kulaklıkları için de yüksek bir pil oranı. Belki de bu kutunun büyüklüğünün sebebi de içerisinde fazlaca pil barınmasından geliyordur. Ancak kulaklıklarda da 40 mAh bir pil var. Neden ancak dedim, onu da biraz açayım. Kulaklığın pil ömrü 3-4 saat civarı. Bu günümüzde bir TWS kulaklık için 6 saatleri gördüğümüzü düşünürsek onların yarısı kadar pil ömrünün biraz az gittiğini söyleyebilirim. Beni açıkçası daha 200 lira dolaylarında pili 4 saat ve üzeri gidenleri görüyoruz. Burada 3 ile 4 saat arasında kalabilmesi maksimum biraz hayal kırıklığına uğrattı. Kutu ile de pil ömrü 18 saate kadar çıkıyor. Şarj süresi de yaklaşık 2 saat. Kulaklıklarda 1 saat civarında kendini şarj edebiliyor. Evet, yani şarj süresi anlamında hani fiyat bandına göre beklediğimizin bir tık altında kaldığını söyleyebiliriz. Ek özelliklerine geçeyim. Tek çalışma modu var. Sadece tek bir tarafıyla mono bir modda kullanabiliyorsunuz kulaklığı. Tek bir tarafını kutudan çıkartarak diğeri şarjda kalıyor. Böylece bu eleştirdiğimiz pil ömrünü de ikiye katlayabilirsiniz.
Hani bir podcast dinliyorsunuzdur. Müzik kalitesi çok önemli değildir. Atıyorum video izliyorsunuzdur. Tek bir tanesini takıp diğeri dolu bir şekilde kutuda bekler. Birinin şarjı bittiğinde ötekine geçersiniz. Bu modu destekliyor. IPX 4 suya toza karşı bir dayanıklılığı da var cihazda. Kutu içerisinde de 3 farklı boyda kulaklık başlıkları çıkıyor. Takma çıkarma ile ilgili bir algılaması yok. Böyle bir sensör yerleştirilmemiş. Kablosuz şarj desteği de yok kutusunda. Bir de şunu belirtelim. Sıfırlama durumu da var. Şöyle ki siz bu ürünle bir cihaza bağlanamıyorsunuz bir türlü. Sorun yaşadınız diyelim. Ya da bağladığınız ses sadece bir taraftan geliyor. Diğerine geçemedi. Böyle bir bugla karşılaştınız diyelim. Ürünü her ikisini de kutuya yerleştiriyorsunuz. Kutunun kapağını açıp dokunmatik yüzeylerin üzerine 7 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Alet kendisini sıfırlıyor. Bu şekilde tekrar kutudan yeni çıkarmışçasına sıfırdan bir bağlantı yapabilirsiniz. Bu da akıllarında bulunsun. Son olarak fiyatına gelelim. Fiyatı ile ilgili bize neler söyleyeceksin? Öncelikle ürünün tam ismini belirtelim. One More Omting Air Free EO 002 TVS diye geçiyor. Ülkemizde 200 TL dolaylarında, hatta zaman zaman altında satış fiyatlarında da bulunabiliyor. Bu arada ürün bize ürünün distribütörü olan One More markasının distribütörü olan Jetboard'dan geldi. Onlara da teşekkür ederiz. Fiyatı değerlendirecek olursam, yurt dışında bu ürün 25-30 dolar civarında satılıyor ve üzerine kargo vergi gibi etmenler eklendiğinde yurt dışından almak bu kulaklığı mantıksız. Onu söyleyeyim. Türkiye fiyatta 200 TL dolaylarında demiştik. 200 TL'yi düşündüğümde vaat ettikleriyle rakiplerinden bazı noktalarda ayrışıyor. Onlardan geri kalmıyor beraberinde de. Genel olarak 200 TL Türkiye piyasası için düşündüğümde bu ürün başarılı olduğunu söyleyeyim. Tabii ki biraz üstüne koyduğunuzda işte Tahtronix'in 53 Pro'su ve çeşitli kulaklıklar gibi etmenler karşınıza çıkıyor. İşte daha önce incelediğimiz Edifier X3 gibi. Ama dediğim gibi üzerine koymanız lazım. Yani 50-100 lira koymanız gerekiyor ki daha farklı bir başarım elde edebilirsiniz. Ama aşağıda baktığımda da işte 100-150 dolaylarında gerçekten buna göre çok daha başarısız ürünler var. Onlara kıyasladığımda bu kulaklık daha üstte. Yani piyasa içerisinde makul beğenilecek bir ürün olduğunu belirtebilirim. Ben de ürünü kesinlikle beğendim. Alınabilir buldum. Dediğin gibi daha üstte çıktığınızda, daha üst rakamlara çıktığınızda tabii ki farklı rakipler var. Bundan öne geçebilen rakipler var. Ama bunun da onlardan çok geri kalmadığını söyleyebilirim. Mikrofon kalitesiyle olsun, uygulama desteği, Type-C kutusu olması, şarj da belki biraz geri kalıyor olabilir. Ses yüksekliği oldukça iyi. Genel olarak fiyat performans açısından baktığımda beğendiğimi ve alınabilir olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Evet, One More TVS kulaklığı da böylelikle incelemiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.